Allah'ım inşallah sağ salim bulunurlar. Ya Rabbim başlarına bir şey gelmeden ya Rabbim ya. Aslında benim şimdi Nisa'yı aramam lazım ama ben şimdi arayıp kadına ne diyeceğim yani Allah'ım ya Rabbim ya. Merak etme Şükran. Bulunacaklar. Hem zaten onlar kıllarına bile zarar veremezler. Çünkü Emine de Yaman da onların güvencesi. İnşallah. Sen demin çay istemiştin değil mi? Yani malum bize bu gece uyku falan yok. Demleyin bari de içeriz. Yok ben onu Tahir'e uyuz etmek için söylemiştim aslında. Ama çok canın çektiyse içeriz tabii. İçeriz. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Yani hiçbir şey umrunda değilmiş gibi. Şurada dünya yansa oturup çay kahve içecek gibi bir halin var. Hayat bana size davrandığı gibi iyi davranmadı diyelim Şükran. Ben de böyle Tahir gibi zorbalarla dalga geçerek başa çıkmayı öğrendim işte. Bak sana bir tavsiye. Böylelerinin her dediğine he diyeceksin, arkadan kendi bildiğini okuyacaksın. Onlar da böyle hem kendi lafları dinleniyor sanacak, hem de sen hayatını istediğin gibi devam edeceksin. Çözüm bu. Adam bana boşanmayacağım diyor. Yok sen gidip çalışamazsın diyor. Nasıl olacak o? Ya senin arkanda dağ gibi Reşat Ademoğlu var be Şükran. Bak bana. Ben ne yapayım? Ne aile var, ne yuva var. Burada böyle kilitli kalmayı bile yaşadıklarıma tercih edeceğim günler oldu benim. Tahir. Ne oldu? Kötü bir haber mi var? Konuşsana. Ne oldu anlatsana. Tahir konuş. Baba bir şey söyle lütfen. Kuzeninin vebali üstünde kalmadı. İkisi de bulundular iyiler. Ay çok şükür Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Ağlama, ağlama. Ağlama öyle ağlayarak günahlarından arınamazsın. Yarından tezi yok. Hepiniz tek tek tövbe edeceksiniz. Giyiminize, kuşamınıza da çeki düzen vereceksiniz. Siz alışana kadar şu kapıyı kilitleyip çıkacağım evden. Şimdi getirin şu telefonlarınızı, anahtarlarınızı. Getirin şuraya koyun. Tahir saçmalama. Hadi öyle bön bön bakmayın. Getirin. Tahir saçmalamasın. Anahtarsız ev mi olur? Ne yapacağız başımıza? Bir iş gelse burada tek başımıza. Uzatma Şükran. Hadi. Eda getir. Baba benim telefonum savcılıkta kaldı. Tamam o zaman anahtarını getir. Hadi hadi. Hadi kalk. Nilüfer. Hadi sen de getir. Hadi dedim. Ya anne ya. Hadi Nilüfer. Hadi. Getir şunu. Şuraya koy. Koy şuraya. Şükran sen de. Anahtar, telefon. Telefonu da getir Şükran. Şükran, şu vicdanın üzerine de bir tane giyeceği bir şey ver doğru düzgün. Bundan sonra evin içinde de olsa üsturuplu giyineceksiniz. Anlaşıldı mı? Bana her gün bir tane alışveriş listesi hazırlıyorsunuz. Ben ne gerekliyse hepsini alıyorum. Bundan sonra benden habersiz nefes bile almıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Aferin. Allah rahatlık versin şimdi hepinize. İnanamıyorum ya. Hangi çağda yaşıyoruz? Biz olmaz böyle, olmaz. Tamam hadi. Hadi yatın siz de. Helak oldunuz zaten hadi. Gerisine sonra bakarız. Al Eda Ayda. Kalk kızım hadi yat. Hadi gel. Gidelim bari. Hadi. Ağlama artık. Ağlamayı kes artık yeter.
Kaderde seninle beraber uyumak da varmış ha Şükran. Sen onun için de çok hevesliymişsin. Sana bir çarşaf gecelik getireyim. Gerçi senin tarzın hiç benimle aynı değil ama. Yok yani tarz meselesi değil. Ve bedenler biraz sıkıntı. Neyse bir şey olmaz ya, idare ederiz bir gecelik. Sıkıntı değil.